Alo. Aa, yok, sakın bağlamayın Serap Hanım. Ben şimdi çıkıyorum. Yarın arasınlar, tamam mı? Size de iyi akşamlar. Girebilir miyim? Dudu, seni görmek ne güzel. Bence de öyle. Oturmaz mısın? Ah, tabii. Nasıl gidiyor? 3 gündür görüşemedik. İdare ediyorum. Zamanım hep seni düşünmekle geçiyor. Yavuz'la da hala konuşmuyoruz. Ben de Eda'yla. Yani bize bunu yaptıkları için onları asla affetmeyeceğim. Sen? Ben de. Büyük konuşmak istemiyorum ama Yavuz'a çok kızgınım. Günün birinde çocuğu falan olursa belki duygulanır, bağışlar, işe alırım. Ama şu an çok kızgınım. Ha? Demek ki hiç affetmeyeceksin. Nereden aklına esti beni görmeye gelmek? Özledim. Bir de bir şey sormak için geldim. Evet. Yani diyorum, günün birinde Eda ile Yavuz şu veya bu şekilde bu evliliği yürütemezlerse bizim ilişkimiz yeniden başlayabilir mi? Onları hiçbir şeyin ayıracağını sanmıyorum. O yüzden maalesef bu ihtimali çok istesem bile gönlümden uzak tutuyorum. Dudu, biz artık dünürüz. O şekilde birbirimizi sevmemeliyiz. Yani diyorum, bir şekilde ayrılırlarsa. Bunu zamanı gelince düşünürüz. Alacağım. Ay, sağ ol. Hadi masaya gel. Bu konulara mı çalışıyorsunuz? Merak etmeyin, bu konulardan soru çıkmaz. Abi, sen kendi dersine baksana. Üf, tamam, size de iyilik yaramıyor. Evet, bugünlük de mesai bitti. Hadi Betiş'cim çıkalım. Canım, ben Perihan teyzeyi bekleyeceğim. Biraz daha oyalanayım, sen çık. Kaçta gelecek? Ben de seninle bekleyeyim. Yalnız kalma. Yok, belki işleri uzar falan. Sen eve geç kalma canım, teşekkür ederim. İyi, peki madem. Hadi canım, eline görüşürüz. Eline sağlık hayatım. Hoşça kal. Güle güle, görüşürüz yarın. Bay bay. Bakalım bizimki akşam için yemek yapabildi mi? Heh, şurada bakalım. Aa, inanmıyorum, ne güzel becermiş. İddiayı kaybettim. Bakalım Eda ona ne sihir yapmamı isteyecek. Betüş. Ne oldu kızım? Ne güzel gülümsüyorsun sen öyle. Hiç. Eda'yı seyrediyordum. Akşama bizim için harika bir yemek yapmış. Bak sen şu küçük hamarata. Nasıl geçti Periliçe'yle toplantım? Çok iyi geçti. Gel oturalım da anlatayım hayatım. Hı. Betüş'cüm, senin ve senin gibi perileri sevindirecek çok güzel yeni yasalar koymuş Periliçe. Aa, merak ettim. Evet hayatım. Çocuğu olan hiçbir periye boşanma, ayrılma ya da buna benzer kötü sihirler artık etki etmeyecek. Yani annenin yaptığı gibi. Sahi mi? Evet hayatım, gözün aydın. Bundan böyle annen ne sağda ne de sana hiçbir şey yapamayacak. Aa, annenden söz açılmışken sen anneni gördün mü? Benim mesajıma geri dönmedi. Yok, vallahi ne aradı ne de buraya uğradı bugün. Bana bak, sakın Kendal'dan ayrıldım diye alıp tarc ettiğini kafa dinlemeye gitmesin bir yerlere. Ama o zaman şatodaki Midilli ne oluyor? Evet, ne bileyim. Ya Perihan teyze, madem bu kadar merak ediyoruz, o zaman sihirli aynadan bakalım annem şatoda bugün en son neler yapmış. Olmaz hayatım. Bu da Periliçe'nin koyduğu yeni bir yasa. Bundan böyle bazı kötü halklar karıştırdığından emin olmadıkça hiçbir perinin özel hayatına ne küreden ne de aynadan bakmamız yasak. Belki de haklı. Bekleyelim biraz. Ses çıkmazsa bakarız. Tamam. Hadi bir an önce eve gidelim o zaman. Sadık gelmeden önce evde olalım ki ben Çilek'le konuşmak istiyorum. Ne oldu Çilek? Aman, yolda anlatırım. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.